Değerli takipçilerimiz, bugünkü videomuzda sizlere şişme oyuncaklarınızı nasıl tamir edebileceğinizi göstereceğiz. Burada bizim bir şişme oyuncağımız var ve bu patlamış, bir yerinden hasar almış. Şimdi onun nereden hasar aldığını bulmak için önce bir şişirelim. Bunu nasıl şişireceğimizi ilk önce size göstereyim. Bunun burasında bir delik var. Buradan şişireceğiz ama yapmamız gereken bir şey var. Pompanızın bu ucunu direkt buraya takmayınız. Çünkü o ile yaparsanız, bu şekilde yapıp şişirmeye çalışırsanız şişmeyecektir. O hava çıkmasın diye oraya takılan bir tıpa. Bilmeyenler öyle bir hata yapmasın. Önce bu tıpayı çıkarmamız gerekiyor. Bakın, tıpa çıktıktan sonra oraya ancak pompamızı takıp ondan sonra hava basalım. Evet, bu şekilde şişene kadar hava basalım ki nerede hava kaçırıyor onu bulmamız daha rahat olsun. Tıpamızı hava kaçmadan geri takalım ki evet. Şimdi nereden hava kaçıyor ona bir bakalım. Buradan ses geliyor. Bir daha bakalım. Evet, havayı buradan kaçırıyor. Burası çatlak. Şimdi bunu nasıl tamir edeceğiz ona geçelim. Şimdi bunu iki şekilde, iki aşamalı bir şekilde tamirini yapacağız. Birincisi, o kesik yere iren yapıştırıcısı dediğimiz 200 tüp Arap yapıştırıcısı, Arap yapıştırıcısı diye de geçiyor. Yani iki tüpteki karışımı karıştırınca çok güçlü bir yapıştırıcı ortaya çıkıyor. Önce onunla bir yapacağız. Şöyle bir kağıt parçası alalım. İyice yedirelim kürek yardımıyla, içine de gelsin çünkü kalın plastik var, tüm dudaklar, alt ve üst dudak iyice olması lazım ki çok sağlam yapışsın. Bu kullandığım arkadaşlar yapışkan, yani arabaların rüzgarlıkları, aynaları, plastik, cam, deri, süet çok kuvvetli yapıştırıyor. Bakalım bunda nasıl sonuç verecek. Böyle üzerinde katman oluşacak şekilde ben onu macunladım. Böyle bırakacağım. Biraz kurusun. Kuruduktan sonra bakalım nasıl sonuç verecek. Evet arkadaşlar, denediğimiz bu yöntem sonuç vermedi. Gördüğünüz şekilde orada sert bir tabaka oluşturdu ve elle dokunduğumuzda da o sert tabaka hemen atıverdi.
Bu sistem işe yaramadı. Sakın bunu denemeyin. Bunu biz tecrübe ettik. Bu tecrübemizi de sizinle paylaşmak istedik. Şimdi başka bir yöntem deneyeceğiz. Bu sefer Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmayı deneyeceğiz. Bunun da sonuçlarını sizinle paylaşacağız. Gördüğünüz şekilde Japon yapıştırıcısını kesip yarığın üstüne düzgün bir şekilde hem içine de tüm katmanları alacak şekilde dökelim. Tam alt ve üst dudak içinde iyice yedirelim ve böyle bastıralım. Şöyle biraz tutalım. Donana kadar biraz bir müddet tutalım. Evet, iyice kuruduğundan emin olana kadar bekledikten sonra şimdi tekrardan oyuncağımıza havayı basalım. Bakalım Japon yapıştırıcısı ile yaptığımız bu tamirat nasıl sonuç verecek? Hep birlikte bakalım. Evet, bakalım. Yapıştırdıktan sonra epey bir süre bekledik. Havamızı bastık. Bakalım. Evet, gördüğünüz şekilde hava kaçağı yok. Üstüne iyice bastırıyoruz. Bunun testini de şimdi tekrardan yapacağız. Asıl teste şu anda geçebiliriz. Evet, gördüğünüz şekilde Japon yapıştırıcısıyla yaptığımız uygulama %100 sonuç verdi. Gördüğünüz şekilde de denemesi de şu anda gerçek hayatta da yapılıyor. Hiçbir hava kaçığı yok ve gayet iyi bir şekilde eskisinden eser kalmadı. Bu tür içeriklerden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.